Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz düğün albümüm nasıl olmalı? Kime çektireyim, kaça çektireyim, kaça mal olur? Evet, genelde düğün yaptıracak olan, nişan düğün yaptıracak olan genç çiftlerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi bu. Arkadaşlar bu konu çok önemli. Evet, bu yapılan iş bir defa oluyor. Tekrarı kesinlikle yok. Onun için çok iyi düşünüp çok iyi karar vermek zorundasınız. Bunun için yapacağınız ilk iş sosyal medyadan, değişik kanallardan fotoğrafçılarınızı araştırabilirsiniz. Burada yapacağınız en önemli işlerden bir tanesi çekilen fotoğrafların tek tek inceleyip hoşunuza giden bir firmayı aramak. Evet, firmayı arıyorsunuz ama yapılan en büyük hatalardan bir tanesi ilk önce fiyatı soruyorsunuz. Arkadaşlar burada yapacağınız ilk iş varsa, mümkünse kesinlikle mekanı olan, yeri olan, vergi ödeyen fotoğrafçı arkadaşlarımızla muhatap olmanızı tavsiye ederim. Çünkü niye? Bu iş o kadar çok ayağa düştü ki eline fotoğraf makinesi alan herkes bu işi yapmakta. Onun için yapacağınız ilk önce iş seçeceğiniz fotoğrafçının profesyonel olmasına dikkat edin, mekanı olmasına dikkat edin ve kesinlikle yüz yüze görüşmeyi tavsiye ediyorum size. Evet, geldiniz bir fotoğrafçıya. İlk önce soracağınız konulardan bir tanesi fotoğrafı nerede çekelim? Nerede çektirelim? Evet, önce yerini teşhis ediyorsunuz. Yani fotoğraf albümünüzü çektireceğiniz yeri seçiyorsunuz. Yeri seçtikten sonra fotoğrafçınıza soracağınız sorulardan bir tanesi kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Veya çektiğiniz fotoğraflarınızı görme şansım olabilir mi? Deyip direkt albümlere bakmayın ilk önce arkadaşlar. Çektikleri ham görüntülere bakın. Yani bilgisayarda çekilmiş olan gidilen mekanları görün, çektikleri fotoğrafları görün. Sonra soracağınız ikinci soru, bu fotoğrafları hangi makineyle çekiyorsunuz? Şimdi temin de sizlere bakın, burada bir yığın fotoğraf makinesi var. Bu makinelerin hepsinin özellikleri farklı farklı, fiyatları farklı farklı. Yani şöyle söyleyeyim size, düşük bütçeli segmentten başlayıp üst seviyede makineler mevcut. Bu makinelerde tabii ki kullanıcısına göre değişiyor. Yani profesyonel makinelerle çekilen fotoğraflarla yarı profesyonel amatör makinelerle çekilen fotoğraflar arasında çok büyük bir fark var. Çekeceği makineyi mutlaka sorun. Çekeceği makinenin çok kaliteli olmasına dikkat edin. Bunlar nedir arkadaşlar? Genelde kullanılan makineler bellidir arkadaşlar. Arkadaşların kullandığı makineler. Zaten mekanı olan arkadaşlar, bu işi profesyonel yapan arkadaşlar, bu işe gönül veren arkadaşların kullandıkları makineler zaten profesyonel makinelerdir. Kaliteli makinelerdir. O yüzden kesinlikle mekanı olan ve bu işi profesyonel yapan arkadaşları tercih edin. Diğer bir konu arkadaşlar, ilk sorduğunuz tabii bütçenizle alakalı fiyatı. Bakın arkadaşlar, 1000 liraya da albüm var, 3000 liraya da albüm var, 5000 liraya da albüm var. Şimdi burada dikkat edeceğiniz konu şu. Albümleri setleri mevcut. Şu görmüş olduğunuz bir gelin albümü. Bu albüm düğün sahiplerinin, yani geline damada verilen bir albümdür bu. Ebatları da değişir. 35'e 65, 30'a 90 gibi değişik ölçüleri var bu albümlerin. Bunun dışında anneler için bir albümümüz var. Şu şekilde. Buna kaynana albümü deniliyor. İki tane bundan verilir. Setin içindedir bu. Bir tane de cep albümü verilir. Şimdi arkadaşlar, çoğu fotoğrafçı arkadaşlarımız bunların tabii kalitesi var. Yani kullanılan kağıdın, albümlerin kasalarının, kapaklarının işçiliği, bunun kullanılan malzemenin kalitesi. Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. O yüzden yani 1000 liraya aldığınız bir albümle 3000 liraya satılan bir albüm, ikisi bir de aynı değildir. O yüzden albümlere bakarak elinizde kontrol edin, görün. Bizzat alacağınız albümün, bakın bu da bir albüm. Bu da bir albüm. Bu da bir albüm. Bunlar arkadaşlar farklı boyutlarda, farklı şekillerde albümler. Bunlar kapaklarına göre, çeşitlerine göre fiyatları değişiyor. Siz fotoğrafçınızla görüşürken bunları tek tek inceleyin. Bunlara bakın. Hangisi hoşunuza gidiyorsa o albümü üzerinde konuşun. Ve
Mutlaka ve mutlaka arkadaşlar alacağınız albümün yapılacak işlemleri kağıda dökün arkadaşlar. Bir tutanak hazırlayın. Ve bu tutanakta yapılacak hizmeti kağıda dökün. Biz genelde şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Düğün çekimlerinde, albüm çekimlerinde gelinle damada stüdyomuzda albümleri gösteriyoruz. Albümü beğeniyor. Kapağına kadar her şeyini görüyorlar. İçinde basılacak kağıda kadar tek tek kendileri, düğün sahipleri inceliyor. İnceledikten sonra beğendiği albümün kod numarasını vererek çeşidini kağıda yazıyoruz. Ne vereceğimizi önceden kendilerine aktarıyoruz. Onun dışında kaç poz çekeceğiz? Yani kaç saat çalışacağız? Biz genelde arkadaşlar 2,5-3 saat gibi bir zaman ayırıyoruz. Bazen bu 4 saate kadar çıkabiliyor. Ve düğün albümleri çekimlerinde düğün öncesi veya düğün sonrası veya düğün günü de düğün çekimi yapabilirsiniz. Ama biz genelde düğün sonrasını tavsiye ederiz. Neden diyeceksiniz? Düğün günü yapılan düğün albümlerinde genelde gelin ve damat bir stres içerisinde oluyor. Yüz ifadeleri gerginlikten dolayı bir kötü bir şekil alıyor. O yüzden düğün sonrası yapılan albümlerde daha başarılı olunuyor. O yüzden düğün çektirecek gelin ve damadımıza kesinlikle düğün sonrası tavsiye ediyoruz. Çünkü o gün düğün bittikten sonra yapılan çekimlerde gelin ve damat daha rahat oluyor ve daha sıkıntısız bir şekilde albüm çekimi yapılabiliyor. Zaman sıkıntısı yok. Zaman sıkıntısı olmadığı için de fotoğrafçı daha rahat çalışıyor. Daha iyi poz verdiriyor. Daha iyi yerlere götürebiliyor sizi. O yüzden düğün sonrasını tercih ederseniz sizin için bir artıdır. Arkadaşlar kesinlikle dediğim gibi tutanakta her şeyi yazdırın. Alacağınız setin, fiyatın, kaparonun her şeyini kağıda dökün. Bunun dışında yapılacak işlerden bir tanesi de fotoğrafçı albümü çekilecek yerleri kağıtta tek tek yazın. Örneğin ben işte Çeşme Alaçatı'ya gitmek istiyorum. İşte deniz kenarında fotoğraf çekilmek istiyorum. İşte ne bileyim bir ormanda fotoğraf çekilmek istiyorum. Buraları işte yapacağınız çalışmaları hepsini kağıtta tek tek belirtin arkadaşlar. Bu kağıda döktüğünüz zaman yarın bir gün bir sıkıntı yaşadığınızda fotoğrafçınızı mahkemeye verip hakkınızı arama şansınız olur. Ama sadece sözle yapılan anlaşmalar kesinlikle ileride sıkıntı doğurabilir arkadaşlar. Evet, diğer bir konu da arkadaşlar seçeceğiniz albümlerde verilen garanti süresi. Yani size verilen albümleri aldıktan sonra herhangi bir sıkıntı yaşadığınızda ne zaman bu albümlerin kaç yıl garantisi var? Bunu sorun arkadaşlar özellikle. Çünkü öyle bir şey ki bu albümleri kurumasından yapışıklanmasına kadar bir zaman geçiyor. Bu süre kısa tutulursa albümle kısa zamanda parçalanabiliyor, dağılabiliyor. Onun için albüm alacağınızda tek tek inceleyin arkadaşlar. Albümün dikişlerine, kapaklarına, yapışkanlarına her şeyini tek tek elinizden geçsin arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar sizin en çok dikkat edeceğiniz konulardan bir tanesi de zamanlama. Zamanı kesinlikle yazın arkadaşlar. Tarih, saati kesinlikle kağıda düşün. Çünkü öyle oluyor ki arkadaşlar, bazı fotoğrafçı arkadaşlar bir güne 3 tane düğün sığdırabiliyor, 3 tane albüm sığdırabiliyor. Bu sefer de ne oluyor? Sizin işinizi aksatabiliyor veya saat kaçabiliyor. O yüzden kağıda, tutanağa mutlaka düğünün tarihini ve çalışacağınız saat aralıklarını mutlaka yazın arkadaşlar. Evet, bugün size aktaracağım konulardan bir tanesi de düğün albümleriydi. Mutlaka arkadaşlar düğün fotoğrafı çektirecekseniz, düğün albümü çektirecekseniz bunu mekana olan, vergi ödeyen, bu işi profesyonel yapan arkadaşlara gidin arkadaşlar. Sonra acı faturaları ödemeyin arkadaşlar. Ben öyle hikayeler biliyorum ki adam fotoğraf albümü çektiriyor, fotoğrafçıyı bir daha bulamıyor veya parasını ödüyor. Seneler geçiyor, albümü teslim alamıyor arkadaşlar. Veya adam diyor ki ya işte bir yerde buluşalım diyor. Gidiyorsunuz bir AVM'de oturuyorsunuz. Size orada teşhirini yapıyor, sunumunu yapıyor. Orada size öyle bir fotoğraflar gösteriyor ki siz bayılıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim fotoğrafım da böyle olacak. Sonra bakıyorsunuz ki bir fotoğraflar geçiyor elinizde. Çok kötü bir durumda. Bakın anı bir daha geri getiremezsiniz arkadaşlar.
Nasıl ki bir kuaförünüzü, düğün salonunuzu seçiyorsanız fotoğrafçınızı da mutlaka seçin arkadaşlar. Ve kesinlikle ve kesinlikle mekanı olan arkadaşları tercih etmenizi tavsiye ederim.